Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiilin tekidi. Neşeli bir konu, biraz uzun. İnşallah bunu da bir yerden geçirelim. Tevkidul fi'li. Fiilin tekidi. Üslubun, bu bir yöntemdir ki yelce'u sığınır ileyhi ona el mutekellimu konuşmacı li takviyeti güçlendirmek için el kelami sözü. Sözü güçlendirmek için ya da ve izaleti yok etmek için eşşekki şüpheyi min nefsi içinden muhatabı muhatabın. Muhatabın içinden şüpheyi yok etmek ve sözü güçlendirmek için konuşmacının kendisine sığındığı üsluba tevkidül fi'l denilir. Tevkidül fi'l mazi, mazi fiilin tevkidi. Arkadaşlar bu yüekkedu tekit edilir. El fi'lu fi'il el mazi, mazi fiil bi ile kad. Bu kad fiili mazinin önüne geldi, özür dilerim, bu kat edatı mazinin önüne geldiğinde ona ya kesinlik atar, tahkik ifade eder, o işin kesinliğini ifade eder ya da mişmiş anlamı katar. Kullandığı duruma göre bakacağız, ona göre anlam vereceğiz. Bir de katı da güçlendirmek istiyorsak önüne de ayrıca bir lam getiririz. Lakat. Lakat kânellâhu mesela ayette geçiyor. Lekat. O lamla da ekstradan güçlendirebiliriz. Mazi fiil demek ki bir, katla güçlendirilir. İki, kadın önüne de bir lam eklenerek lamul kasem getirilerek böyle kesinlik böyle lekat. Artık tereddüte hiç yer yok. Adeta yemin etmişçesine o işin kesinliğini ifade eder. And olsun ki, yemin olsun ki şeklinde tercüme ederiz. İki şekilde mazi fiil tekit edilir. Ayette vermiş Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun. Kesinlikle müminler, iman edenler kurtuluşa ermiştir. Sonra ayetin devamında hangi şartla erecekleri sayılıyor. Burada eflehe yuflihu iflahun. Eflehe kurtulmak mazi fiilin önüne gelen kad tahkik, kesinlik ifade eder ve onu pekiştirir. Tevkidul fi'lil muzari' vel emr. Muzari ve emir fiillerinin tekidine gelince bir, yüekkedu tekit edilir. El fi'lul muzari'u muzari fiil bi izafeti eklenmekle lam. Lam harfi lam tevkid. Tevkid lamı eklenmekle ila evvelil fi'li fiilin baş kısmına. Fiilin baş kısmına işte yensuru le yensuru. İnne aliyyen le yensuru. Gerçekten Ali kesinlikle yardım edecek. Bunda genellikle inneden sonra innenin haberine dahil olmayla tercih edilir kullanımı. Bu lam muzari fiilin önüne eklendiğinde kesinlikle harekesine herhangi bir etkide bulunmaz. Harekesi neyse olduğu gibi kalır. O anlamda harekesine bir müdahalesi söz konusu değildir. Amil değildir. Sadece manaya amel eder. Manayı güçlendirir. Manayı tekit eder. Lafız üzerinde herhangi bir ameli yoktur. Ne demiş? Kekavlihi Teala şu ayette geldiği üzere Bismillah. İnna şüphesiz ki biz lenensuru elbette yardım ederiz rusulena elçilerimize. İnna'nın ismi na biz elbette biz şüphesiz ki biz muhakkak ki biz lenensuru. Bu lam olmasaydı nensuru yardım eder. Lenensuru elbette yardım ederiz. Şüphesiz ki biz elbette yardım ederiz elçilerimize. Burada hem inne ile mana bir pekiştirildi hem de nensuru fiilinin önüne lamut tevkid getirilmekle. Dikkat ederseniz nensuru zaten nensuruydu. Hareke yönünden hiçbir şey müdahale etmedi. Fiilin harekesinde ve harflerinde bir değişiklik yapmadı. Amel etmedi. Ama manayı inne ile beraber çift pekiştirmeyle şüpheye yer bırakmayacak şekilde Allah Celle Celaluhu elçilerini, peygamberlerini yalnız bırakmayacağını bildirmiş. Bu arada Rusulena Allah adına iş yapan, Allah için niyetinde gerçekten Allah'ın dinini hakim kılma niyeti olan herkes Allah'ın elçisidir. Yani burada kelimeyi de sadece peygamberlerle sınırlı bırakmayın. Her kim niyetini halis tutar, temiz tutar, Allah adına, Allah'ın dinini yüceltme adına, Allah'ın dinini anlatma, yayma adına, insanlar ona davet etme adına bir gayrette bulunur. Din adına öğrendiği şeyleri birilerine tebliğ etmeye çalışır, yaşantısıyla örnek olmaya çalışırsa o da o dinin bir elçisidir. Allah onun da yardımcısıdır. Burada bütün ölçü niyetteki temizlik ve Allah'ın yardımını hak etme. Mesele bundan ibarettir. Ve yuekkedu te'kit olunur. El fi'lul muzari'u muzari fiil. Eydan yine bi nunit tevkid. Tevkid nunları. Arkadaşlar bu da muhaffef
musakkal yani şeddesiz nun ve şeddeli nun olmak üzere fiili muzari'nin sonuna eklenen iki tane nun harfimiz var hatırlarsanız. Bu nunların eklenmesiyle de muzari fiil şey yapılır. Hem bir ufak hatırlatma yapayım. Bunlar amildirler. Hareke üzerinde de amel ederler. Ötre ile biten muzari fiili her zaman fetha ile biter hale getirirler. Böyle bir karakterler var. İster nun hafif olsun, yen surudan yen suran gibi, en surudan en suran, ister hafif nun olsun, şeddesiz, cezimli nun olsun, isterse şeddeli, sakil nun olsun, fark etmez. Her ikisi de yen suranne, son harfi ötreden fethaya dönüştürür. Böyle bir karakterleri var. La tedhul dahil olmaz. Ha pardon. Nunut tevkit demiştik en son. Nunut tevkit bu tekit nunları nunani iki nundur ki tedhulani dahil olurlar. Alel fi'lil muzari'i hem muzari fiile dahil olurlar. Vel emri hem de emir fiiline dahil olurlar. Bak bunlar maziye gelmezler. Zehebe'yi zeheben zehebenne diyemezsiniz. Bir mazi fiile şeddeli nun ekleyerek onu tekit edemezsiniz. Böyle bir hakkımız yok. Bunların özelliği bir muzari fiile dahil olmak, iki emir fiile muzariden türetilen emir fiiline dahil olmaktır. Bu karakterleri var. La tedhulu dahil olmaz. Nuna tevkidi tevkid nunları alel fi'lil mazi mazi fiile dahil olmazlar. Li'ennehuma çünkü bu iki nun tüekkidani pekiştirmektedir. El fi'li fiili fil hali ya şimdiki zamanda vel istikbali ya da gelecek zamanda. Dolayısıyla işi mazide geçmişte kalan fiilde bunların yapacağı bir amel söz konusu değildir. Bir, nun hafife. Hafif nun. En nunul hafife tu ay anam bay. Neyse. Hayırlısı olsun. En nunul hafifetu hafif nun. Bu mübtedadır. Bu da onun sıfatıdır. İkisi beraber mübtedadır dolayısıyla. Burada aynı harekeyi alırlar. En nunul hafifetu hafif nun hiye o nunun bir nundur. Sakinetun sakin bir nundur. Qableha kendinden önce bulunur. Harfun bir harf meftuhun. Meftuh bir harf bulunur. Hayır, meftuh bir harf bulunmaz. O kendinden önceki harfi meftuhlaştırır. Şöyle desene ya. Tec'alu ma qableha meftuhan. Tec'alu kılar ma qableha kendinden önceki harfi meftuhan. Yani bu yanlış bir ifade. Bu böyle olmaz. Kekavlihi Teala şu ayette olduğu üzere. Kella hayır. Le in lem yentehi eğer o bu yaptığına son vermezse arkadaşlar bu yentehi idi. Sonunda bir illet ya harfi vardı. Lem geldi. Ya illetini düşürdü. Nakıs fiillerin önüne cezmedatlarından biri geldiğinde o sondaki illet harfi düşerdi hatırlarsanız. Bu fiil aslında şöyleydi. Yentehi. Pardon, dili değiştirmeyi unutmuşum. Yentehi. Burada bir ye vardı. Lem geldiğinde lem yentehi ne yaptı? Onu hemen düşürdü. Burada fi'lun muzari'un meczumun bi sukuti harfil illeti. Fi'lun muzari'un meczumun bi sukuti harfil illeti. İllet harfinin düşüşüyle meczum muzari bir fiildir. Lenesfe'an. Bu sefa'a yesfa'u fiili. Sefa'a yesfa'u. Bir şeyi perçeminden tutarak sertçe çekmek. Sefa'a. Alnından tutup çekmek, boynundan tutup çekmek böyle sert bir şekilde çekip almak. Lenesfe'a. Şimdi bu aslında nesfe'u. Sefe'a alnından çekiverdi, perçeminden çekiverdi. Yesfe'u, yesfe'u, yesfe'ani, nesfe'u. Bu fiil nesfe'u idi. Hem lam getirdi buraya, lamu tevkit getirdi, manayı bir bununla pekiştirdi önüne. Bir de sonuna muhaffef, şeddesiz bir ikinci bir nun getirdi. Kesinlikle biz onu bin nasiye. Zaten burada perçem kelimesi de hemen ya. Biz onu perçeminden çeker alırız. Yani onun alnını yere çalarız demek istiyor ayette. Dehşet bir tehdit var. Şimdi bu nesfa'u fiili nun dedik ki kendinden önceki harfi her zaman fethalaştırır. Tec'alu ma qableha meftuhan. Tamam, bu nun harfinin öyle bir özelliği var. Tec'alu kılar ma kableha kendinden önceki harfi meftuhan fethalı kılar. Dikkat ederseniz nesfe'u ayın ötreden üstüne dönmüş. Nesfe'an. Nesfe'an bin nasiye
devam etmiş. Tevkidül fiil muzari bin nun. Muzari fiilin nun harfiyle tekit edilmesi. İnde tasrifil fiili, fiilin çekimi esnasında. Ma'adda ma'iri, şu zamirlerle ene, nahnu, ente, huve, hiye, şu 2, 4, 5 zamirle çekime esnasında bunlar sonu ötreyle bitenler. Fark ediyor musunuz? Ene de fiil-i muzari'nin sonu ötreyle biter. Nahnu da sonu ötreyle biter. Ektubu, örnek üstünden konuşayım ki. Ektubu, nektubu, tektubu, yektubu, tektubu. Sonu ötreyle biten şu 5 fiille şu 5 zamirle fiil çekilirken izâ kâne eğer olursa el fi'lu fiil sahihen sahih olursa ev ya da nâkısen nâkıs bir fiil olursa mu'tellen nâkıs ama mu'tellen bil yâi fil muzâriye muzâride son harfi ya illeti yakadî yermî gibi düşünün tamam mı? Ev nâkısen mu'tellen bil vâvi gaza yağzu yağzu vavla fil muzari. Muzari'de vav harfiyle illetli bir nakıs fiil ise tudafu eklenir. Nunat tevkidi bu tevkid nunları mübaşaratan doğrudan hiçbir değişim harf hasfi şu bu olmadan hemencecik eklenir. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Erkudu. Bakın bu rakeda. İllet harfi var mı? Yok. Şedde var mı? Yok. Hemze var mı? Yok. Bu sahih bir fiildir. Şimdi buna şeddeli nun getireceksem doğrudan getiririm. Hiçbir şey yapmam. Ya da muhafef nun getireceksem yine doğrudan getiririm. Hafif nun getirseydim erkudan olurdu. Şeddeli nun getirsem erkudanne olur. Tamam mı? Erkudanne olur. Dikkat ederseniz doğrudan gelir. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Sonu ya illetiyle bak. Nermi bu y harfinin dibinde iki nokta olması harfin aslının ya olduğunu bize gösterir. Eğer bu dipteki iki nokta olmazsa arkadaşlar şu harfin dibindeki iki nokta olmazsa o zaman onun elif olduğunu anlarız. İki nokta varsa onun aslının ya olduğunu anlarız. Tamam, yazılıyor ama illet harfi diye aslında nermiyu nermiyu idi. Tamam ama y illeti ötre gibi ağır bir harekeyi taşıyamıyordu. Biz onu kendisinden aldık. Kendinden öncesi de esreliydi, uyum vardı diye Y'yi yerinde bıraktık. Onu elife döndürme zahmetine girmedik. Gerek kalmadı. Bu nermiyu. Şimdi bunun gibi ise bu doğrudan Y'ye eklenecek hafif nunda, şeddeli nunda Y'ye fetha gibi hafif bir hareke vereceği için doğrudan eklerim. Nermiyen ya da nermiyenne. Nermiyen ya da nermiyenne. Çünkü en hafif hareke olan fetayı veriyor. Bu topal harf, bu illetli harf o hafif yükü taşıyabiliyor. Onun için problem yok. Aynı şekilde vav olsaydı. Ted'u, da'a çağırdı. Yed'u çağırıyor. Ted'u. Şimdi burada da vav. Vava buraya ben bir hafif nun getirsem ya da şeddeli nun getirsem kendinden önceki harfi ne yapıyordu? Fethalaştırıyordu değil mi? Fethalaştıracak vav fethayı taşıyabilir zaruret durumunda. Normalde bu ted'u ted'u ve'de ötre vardı. Ötreyi taşıyamıyordu. Tamam dedik elinden aldık. Makabli de ötreliydi diye vav U sesine her zaman uyumludur. O yüzden vav'da hiçbir şey yapmadık. Kendisini olduğu gibi bıraktık. Problem yok. Ama bunları eklediğimde ted'uven ted'uvenne bunlar makabline kendinden önce gelen harfe fetha verilir. Fetha da hafif harekedir. Zaruret durumunda illet harfleri onu taşıyabilirler. Yani bir askeriniz yaralı da olsa çok ciddi bir zaruret varsa basit bir piyade tüfeğini ona verirsiniz. Onu ona taşıtırsınız. Hani tabii bir ağır makinalıyı ya da bir ağır makinalı tüfeğin mermi sandıkını onun eline sırtına yükleyip de bir MG3'ün şeyini şeritlerini ona sırtlayamazsınız. Yani yükleyemezsiniz. Ama kendi piyade tüfeğini en azından yaralı bir asker baston gibi kullana kullana icabında onu taşıyabilir. Burada da fetha hafif harekedir. Hafif hareke olduğu için kesinlikle bunu taşıyabilir. Sıkıntı olmaz. Yel'abu sahih bir fiil zaten. Yel'aben ya da yel'abenne doğrudan gelir. Ha, İza kâne eğer olursa el fi'lu fiil mu'tellen bil elifi. Elif illetiyle. Nesiye yensa fiilini aklınıza getirin. Mu'tellen bil elifi. Elif ile illetli bir fiil ise fil muzari muzaride tuklebu dönüştürülür. El elifu elif ya en ya harfine dönüştürülür. Semme değil arkadaşlar. Summe.
Sümme. Sümme daha sonra tudafu eklenir. Nuna et tevkidi. Tekit nunları eklenirler. Örnek. Ente sen tensa unutuyorsun. Şimdi buna ben şeddeli nun getireceksem bir kere buradaki elif bak dikkat ederseniz bunun dibinde iki nokta yok. Demek ki bu ya değil. Bu bir elif. Önce bu elifi ya'ya dönüştüreceğiz. Tamam mı? Ya'ya dönüştüreceğiz. Ondan sonra getirip o nunu ekleyeceğiz. Tenseyen bakın bu aslında elifti. Elifi ne yaptık? Ya'ya dönüştürdük. Ondan sonra da hafif nunumuzu ekledik. Ya da ağır nunumuzu ekledik. Önce elifi burada olduğu gibi ya'ya dönüştürdük. Ondan sonra harfi ekledik. Sa'a çalıştı, gayret etti, koştu. Yes'a bu elif. Sonunda iki nokta bulunmayışından bunun elifi maksure olduğunu görüyoruz. Bunun sonu illet harfi ya'dır. Şimdi bu elif önce ya'ya dönüştürülecek. Ondan sonra yes'ayen ya da yes'ayenne yes'ayen yes'ayenne şeklinde o şeddeli nununu alabilecek veya hafif nununu alabilecek. İşte hocamızdan beklentimiz bu. Allah razı olsun. Bir konu açıkladı, hemen örneğini ödedi. Bir konu açıkladı, hemen örneğini ödedi. Ne kadar güzel bir üslup değil mi? Yormuyor insanı. Afaki düşünmene, böyle hayali gitmene gerek kalmıyor. Örneği gözünde görüyorsun, konu pekişiyor. Örneği gözünde görüyorsun, konu pekişiyor. Ben de beklentim buydu zaten. İza kâne, eğer olursa el fi'lu fiil mahzufel-âhiri. Son harfi hasfedilmiş bir fiil ise. Son harfi hasfedilmiş bir fiil ise. Ve kânel harful mahzufu ve hasfedilen harf de yaen bir ya ise ev ya da vaven. Arkadaşlar buraya bir elif ekleyin. Şöyle olacak. Vaven ya da bir vav ise yaen bir ya ise ev vaven ya da bir vav ise burada yani yevzu fiilini lemle getirdik. Tamam mı? Mesela sondaki illet düştü ya da şartın cevabı oldu bilmem ne ya da emirden dolayı. Burada yuraddu döndürülür, geri getirilir. El harful mahzufu hasfedilen o harf geri getirilir. Sümme sonra tudafu eklenir. Nunet tevkidi o tekit nunları sona getirir. Şimdi la temşi olumsuz emir vermiş. Bu aslında temşi idi. Temşi idi. Ama önüne olumsuz emir harfi olan la geldiğinde bunun sonu neydi? Şeyi neydi? Sonunu cezmetmek. Cezmederken sahih harf olsaydı ötresini cezme dönüştürecekti. Ama buradaki gibi olduğunda illet harfi düştü. La temşi yürüme. Bu bir olumsuz emir. Burada ya harfi düştü. Şimdi biz dedik ki şeyler ya emir fiillerinde olumlu ya da olumsuz emir fiillerinde nunu tevkitler kullanılır ya da doğrudan muzari fiilde kullanılır. Şimdi la'dan dolayı gelen bu şey de olabilirdi. Liyemşi. Yine gaybe emir verseydim de bu sondaki şey düşecekti. İllet harfi düşecekti. La temşi yürüme. Liyemşi o erkek yürüsün. Fark etmez. Buradaki düşen illet harfi önce geri gelir. Ondan sonra ekleyeceğin nun harfini eklersin. La temşi yen o ye'yi geri getirdik. Nun kendinden önceki harfi fethalaştırıyor zaten. Öyle bir karakteri var. Bakın ye'yi fethalaştırdı, tamam mı? Ondan sonra da nun ekledik. Ya da la temşiye o bu şedde olmayacak. Bunu silin. Üstün yapımını. Üstün olacak. Şedde değil o. La temşiyenne. La temşiyenne. Bu şeddenin biri yanlış. Onu üstüne dönüştürelim. La tednu. Dena yaklaştı. Dena yednu ötreli haliyle. La tednu vav. Vav gitti. Burada vav illeti düştü. Şimdi önce o illet harfi geri gelecek. Olumsuz emir verdiğimiz için la tednu vav düştü. Bu aslında şöyleydi. Tednu pardon. Ben girmedim mi? Nu idi. Aslında sonunda bir vav vardı. Ama bu olumsuz emir veren la'dan dolayı olumsuz emir veren la'dan dolayı ne oldu? O vav düşmüştü. Tamam. Şimdi o vav'ı geri getirip sonra nunu ekleyeceğim, tekit edeceksem. La ted nuven kesinlikle
Özür dilerim arkadaşlar. La tednuven, kesinlikle yaklaşma. La tednuvenne, kesin kesin yaklaşma. Bu daha biraz ağır, daha fazla pekiştirilmiş durumda bu fiil. Eyvah, ekran donlu niye? Yapma şunu. Biraz durduralım. Neyse, bir aç kapa yapınca olay bitti. Dikkat ederseniz olumsuz emir veren la'dan dolayı düşen vav'ı önce geri getiriyoruz. Sonra ona nun'u ekliyoruz. Bu nun kendinden öncesini fetalaştırıyordu. Feta zaruret durumunda illet harflerinin rıza gösterdikleri bir harekedir. Mecburen taşıdıkları bir harekedir. Burada ikisini de bu şekilde görüyoruz. Çok güzel. Yani Allah razı olsun. Hep inşallah kitabın kalan kısmı bu üslupla devam eder. İza kânel fi'lu, eğer fiil olursa, ellezî yüekkedu, hasfedilen fiil olursa, mahzufel âhiri, son harfi hasfedilmiş bir fiil olursa, ve kâne olursa, el harful mahzufu, mahzuf harf da olursa, elif olmaz arkadaşlar. Elifen olacak. Elifen. Siz hemen şöyle bir ekleyin. Ve o mahzuf harf de elif olursa, bir elif olursa, tureddu geri getirilir. El elifu elif, el mahzufetu hasfedilen o elif geri getirilir. Ve tuklebu dönüştürülür. Ya en bir ya'ya dönüştürülür. Sımme daha sonra tudafu eklenir. Nuney olmaz. Nuna. Şimdi tudafu meçhul fiildir. Nuna et tevkidi. Bu naibi faildir. Merfu gelmek zorundadır. Dolayısıyla şöyle yazılmak zorunda. Nuna et tevkidi. Tevkid nunu eklenir. Çok güzel. Allah razı olsun. Bak yine burada örneğimizi güzelce getirmiş. La tense, unutma. Bu nesye yensa, aslında tensa, elifimiz gitmiş değil mi? Bu sonda var olan elifimiz gitmiş. Aslında bu fiil şöyleydi. Tensa, sonunda bir elifimiz vardı. Bakın dikkat edin. Y'nin şeyini yazmıyorum. Dikkatinizi çekiyor değil mi? Ya'nın dibine nokta yok. Elif çünkü bu. La tense, unutma. Ya da o bayan unutmasın. La tense, hiye için de olabilir. Ben o bayana emir veriyorsam, la tense, unutmasın. Eyvallah. Şimdi ben buna şedde ekleyeceksem ya da şey nun. O hasfettiğim elifi geri getiririm. O elif ya, şu elif ya. O elifi de ya'ya dönüştürürüm. Ya'ya dönüştürürüm. Ondan sonra eklerim. La tenseyen, sakın unutma. La tenseyenne, sakın sakın unutma. Ya da o bayan sakın unutmasın. Sakın sakın unutmasın. Burada nun iki kere şey olduğunda çift bizim çift sakın ekleyin. La tenseyen sakın unutma. La tense unutma. La tenseyen sakın unutma. La tenseyen de sakın sakın unutma. Çift. Tekrar tamam mı? Böyle tercüme ederseniz kimse size ne yapıyorsun demez. Yani ruhuna uygun bir işlem yapmış olursunuz. La tes'a koşma ya da o bayan koşmasın. Aslında bu se'a yes'a değil mi? Tes A. Burada bir elifimiz vardı. Burada bir elifimiz vardı. Dikkat ederseniz bakın ya'nın sonunda şeyim yok. Ya'nın sonunda dibinde iki noktam yok. Bu elif. Şimdi la geldi önüne. La tes'ah. Ne oldu? La geldiği anda sondaki illet ya'sı düştü. La tes'ah. Normal ya'ya döndü. Şimdi ben gizlediğim elifi, la'dan dolayı gizlediğim elifi önce geri döndüreceğim. Sonra o elifi ya'ya dönüştüreceğim. Ve o ya'ya eklememi yapacağım. La tes'ayen, sakın koşma. La tes'ayenne, sakın sakın koşmayasın derken burada iki şekilde eklenmiş oldu. İnde isnadil fi'li ile dama'iri entum ve hum. Fiil çekme esnasında entum ve hum çoğul erkeklere geldiğinde tuhzefu hasfedilir nunu ef'alil hamseti. Ne oldu şimdi? Mana kopukluğunu fark ettiniz değil mi? Tuhzefu hasfedilir nunu ef'alil hamseti, ef'ali hamsenin nunu. Bunların sonunda şey var ya, vavlar. Yed'ûne, ted'ûne mesela. Şimdi bunların sonundaki
O nunlar hasfedilir bir. Sımme sonra tuhzefu hasfedilir. Vavul cemaati. İkinci vav da hasfedilir. Ted'ûne. Yektubûne. Vav da hasfedilir. Sımme daha sonra yuharraku harekelendirilir. Ma kable öncesindeki nunu tevkidi. Nunu tevkitten önce gelen harf bid dammeti damme ile şöyle diyeyim ben size. Arkadaşlar. İşte yektubune. Afaki konuşmuş olmayayım. Yektubune. Ya da tektubune. Tektubune. Humme entum da bu vav ve nun cemaati ifade ediyor. Çoğulluğu ifade ediyor. Tamam mı? Ben bunlara ya da buna fark etmez. Tekit nunu ekleyeceksem şu iki harfi düşürürüm. Şu iki harfi düşürürüm. Ondan sonra son kalan harfe ötre veririm. Ötre veririm. Öt. Ondan sonra şeddeli nunumu getir. Tamam. Yapacağımız şey bu kadar. Ha Allah razı olsun. Örneği vermiş zaten. Entum sizler. Tel'abune. Bak bu vav ve nun atılacak. Vav ve nun atılacak. Normalde şeddeli nun sonra eklenecek. Şeddeli nun her zaman makablini kendinden önce gelen harfi fethalıyordu ya. Burada şu hasfedilen çoğul o hasfedilen vav, humu, çoğul erkekleri ya da entumu, çoğul erkekleri temsil ediyordu ya. Biz zaruretten dolayı bunları sildik. Şimdi nunu eklediğimizde bu vav'ın hatırası yaşasın ve çoğul erkeğe delalet etmeye devam etsin ve tel'aben sen erkekle karışmasın diye burada son harfe ekleyeceğimiz nunun öncesindeki harfe normalde fetha veriyorduk ya. Çoğul erkeklerde o fethayı vermeyip ötre bırakırız ki bu ötre şu çoğul vavını temsil etsin ve sen erkekle siz erkekler ya da o erkekler birbirine karışmasın. Bunu engellemek için nunun makabline ötre veririz. Zaten aslında ötrelidir. O ötreyi yerinde bırakırız. Aslı zaten ötrelidir. Tel'abune, yel'abune, yektubune. Bu zaten ötrelidir. Ötreli kalmasına müsaade ederiz. Yani bu nunların makablini fetha etme amelini gerçekleştirmemekle işi çözeriz. Tel'aben, tel'abun, tel'abunne şeklinde işi bitiririz. Yedrusune. Vavla nunu atarız. Nunumuzu ister şeddeli ister hafif olsun ekleriz ve sinin harekesini değiştirmelerine izin vermeyiz. Yapacağımız iş sadece bu kadar. Mülaza dikkat. İza kana el fi'lu naqisan. Eğer fiil naqis ise kad hazifet elifuhu ve elif harfi de hasfedilmiş ise la tuhzafu hasfedilmez. Vavul cemaati. Vavul cemaat bu sondaki az önce hasfettiğimiz bu vavul cemaat hasfedilmez. Ve tuharraku biddammeti ona ötre verilir. Şimdi tes'aune tes'aune. Aslında bunun burada bir elif vardı değil mi? Burada bir elifimiz vardı. Elif cemaat vavı meczum geldi. Elif de arada meczum. İki tane meczum, iki tane cezimli, iki tane harekesiz harf. İçtimaü sakineyn söz konusu oldu. Biz o elifi atmak zorunda kaldık. Tes'aune'ye dönüştü. Tesavvüne. Şimdi ben buna şey getireceksem siz söyleyin tekit nunu. Ne yapacağım? Yapacağım tek şey şu. Nunu ekledim. Zaten sonunda aslında bir nun vardı. O nun cemiliği vavla beraber cemiliği ifade ediyordu. Onu attım. Onu attım. Ben tekit nunu olarak yeni bir nun getirdim. Cezimli veya şeddeli benim tercihime, ne kadar pekiştirmek istediğime bağlı. Azıcık pekiştirmek istiyorsam bununu, çok pekiştirmek istiyorsam bununu getirdim. Sakın, sakın, sakın. Ya da kesin, kesin, kesin. Olumsuz değil burada kesin. Kesin çalışasınız. Kesin, kesin çalışasınız. Olumlu da böyle tercüme edebilirsiniz. Yapacağım şey, nunu getirdim.
Nun'dan bir öncekine ötre vermekle yetindim. Olay bu kadar. Yensevne, yensevun, yensuvun. Ne yapıyorum? Bak, makabline ötresini verdim. Bu ötre buraya gelmez. Yensevun. Arkadaşlar şunu silin. Burada hata var. Yensevun. Yensevun. Sinlere üstün ver. İnde isnadil fi'li. Fiil dayandığında. İle damiri enti. Enti zamirine dayandığında. Tuhzefu hasfedilir. Nunul ef'alil khamseti. O sonundaki var olan nun. Tektubine. Pardon, nakıs fiiller için konuşuyorduk. Sondaki Efali Hamse için getirdiğimiz o nun, en sondaki nun, nakıs fiillerde var olan, normalde de bulunur o. Onu düşürürüz. Onu düşürürüz. Sımme daha sonra tuhzefu hasfedilir. Ya u. Arkadaşlar bunu ötre koyun. Ya ul müennesi. Müenneslik yası hasfedilir tamamen. Ve yuharraku hareke verilir. Ma kablen nuni tevkidi. Tevkid nununun öncesindeki harfe de ne verilir? Bil kesreti, kesre harekesi verilir. Entisen. Tersu mine, bakın tersu mine, bu ef'ali hamseden kaynaklı gelen nunumuzdu. Niye nakıstan gitmiyor muyduk? Yok. Tamam. Tersu mine, sen bayan resmediyorsun. Burada tersu mine. Bu ya enti şey yapıyordu. Ne yapıyorum? Bu nun ef'ali hamseden kaynaklıydı. Onu attım. Yerine kendi irade ettiğim, kendi istediğim tekit derecesine göre şeddeli ya da şeddesiz bir nunumu ekledim. Tamam. Sadece oradaki o en sondaki ya'yı attım. O atılan yayı sembolize etsin diye makabline nun normalde makablini fethalaştırıyordu ya. Makablinde zaruretten dolayı iki tane ya harfi peş peşe geldi. İçtima sakineyn oldu, özür dilerim. İki tane sakin harf. Bakın bu ya sakin. Bu nun da sakin. Ya da şu şeddeli nunun birinci nunu da sakin. Tamam mı? İki sakin bir araya geldi. Bu tekit harfi, bunu atamam. O zaman yayı attım. Madem ki yayı attım. Yayı kelimeden uzaklaştırdım. Hiç değilse ya'nın sembol harekesi nedir? Esre. Bari makabline esre vererek ben buradan bir ya'nın gittiğini muhataba hissettireyim dedim ve oradaki mim harfine bir esre verdim. Tersu mine ne oldu? Tersu min ya da tersu minne şeklinde geldi. Tehrucine. Ben bu şeddeli nunu getirdiğim anda ya sakin artı bu sakin iki tane sakin peş peşe. Bana yaramadı, hoşuma gitmedi. Ne yaptım? Ya'yı attım. Normalde fetha kendinden öncesini fethalardı. Fethalardı. Bunu fethaladığı zaman tehrucen enteye uyumlu olur. Halbuki ben bir ya'yı atmıştım. Hem ente ile karışma riskini tehrucudan tehrucen, ente tehrucu, hiye tehrucu, bu ikisiyle karışma riski var şu anda. Hem fethalamayarak diğer ikisiyle karışma riskini ortadan kaldırdım. Hem de hasfedilen harfin ya'nın hatırasını yaşatıp buraya bir esre vermekle muhataba dedim ki emoğlu haberin olsun ben buradan bir ya harfi attım. Bilgin olsun. Tamam, bunu ona hissettirdim. Tehrucinle de aynı şekilde. Mülahaza dikkat. Bu arada ders kaç dakika oldu? Bayağı uzamış. Mülahaza dikkat. İza kâne eğer olursa el fi'lu fiil nakısen nakıs olursa kad huzifet elifuhu elifi hasfedilmiş bir nakıs fiil olursa la tuhzefu hasfedilmez ya ul müennes az önce bu salim harflerde sahih harflerde yaptığım ya harfini gizleme işini burada yapmam sadece ve tuharraku bil kesri o ya'ya esre veririm bununla yetinirim örnek enti sen terdayne razı olursun enti sen terdayin terlayin kesin razı olursun. Terlayinle kesin kesin razı olursun. Ne yaptı? Bak burada sadece o illet harfini hasfetmedi de ona esre vermekle yetindi ve yoluna devam etti. Burada tek yapılan ne oldu? Şu ef'ali hamsenin nunu olan nunu. Bu sondaki nunu gizledi o kadar. Onun haricinde
sakin olan ya harfine esre vermekle yetindi. Enti bu terkayine ne yaptı? Terkayin. Terkayin. Hasfetme yoluna gitmedi. Sadece esre vermekle bayana delalet etmesi için esre vermekle işi halletti. Ente ile ve hiye ile karışma riskini ortadan kaldırdı. Terkayen deseydi ente ve hiye ile karışma gibi bir risk ortaya çıkacaktı. Buna esre vermek de onun bayan olduğunu muhataba hissettirdi. Ondan sonra aslanlar gibi nununu ekleyip manayı pekiştirmiş oldu. İnde isnadil inde birini silin. İnde isnadil fi'li ile damirayni entuma ve huma. Her iki entumaya ve her iki humaya. Şimdi entuma malum bayan ve erkek için entuma. Huma yine malum bayan ve erkek için huma. Yani dört noktada tuhzefu hasfedilir. Nunul ef'alil hamseti. Bunların sonunda her zaman nun var ya. Humaların ve entumaların sonunda yektubani, tektubani hep nun var. Bunların sonundaki o nunlar hasfedilir. Sımme daha sonra tuharraku hareketlendirilir. Nu. Arkadaşlar ötre koyun ya. Tuharraku meçhul fiil. Nunu naibi fail. Ötre alma hakkı vardır. Nunu tevkidi. Tekit nunu hareketlendirilir. Ne ile? Bil kesra ti. Buraya da bir yuvarlak t koyun. Kitabın başından beri öyle geldik. Burada niye kesri diyoruz? Birlikteliği sağlayalım. Bununla şey yapılır. Şimdi mülahaza önemli not. La tedhulu girmez. Nunu tevkidi. Nunu tevkid el hafife. Hafif nunu. O hafifeti olmaz. Hafife tu. Bu bunun sıfatıdır. Nunun sıfatı. Tevkidin sıfatı değil ki. Nun burada tedhulunun failidir. Merfudur. Haklısın. Hafifetu da onun sıfatıdır. Merfu gelmesi lazım. Esre olmaz. Hemen buraya bir ötre koyun. Bu hafif tekit nunu girmez. Ale damirayni entuma ve humaya dahil olmaz. Şimdi entuma siz ikiniz teftahani açıyorsunuz. Huma o ikisi yeşrebani içiyorlar. Şimdi burada bu hafif nun bunlara hiç gelmez. Bunların yani teftahan şeklinde gelişi yoktur. Niye? Çünkü bu nun sakin, makabindeki elif sakin, içtimaus sakineyn okunamaz. Okunamadığı için böyle elif ve nunla biten tesniyelere, elif ve nunla biten tesniyelere hafif nun eklenmez. Çünkü hafif nun sakindir. Makablindeki elif sakindir. İki sakin bir arada olamayacağına göre bunlara hafif nun eklenmez. Eklenecekse şeddeli nun eklenir. O da ne yapılır biliyor musunuz? Sondaki nun atılır. Sondaki bu şey nunu atılır. Efali hamse nunu atılır. Şeddeli bir nun getirilir. Tesniyeye delalet etsin diye de dibine esre koyulur. Yapılacak şey bu kadar. Teftehani. Teftehani. Kesin kesin açacaksınız. Yeşrebani. O ikisi kesin kesin içecekler. Bu şekilde tercüme edilir. Ve yapılışı da budur. Bunlara hafif nun eklenmez. Demin de dediğim gibi elif de sakin olduğu için. İnde isnadil fi'li ile damirayni entunne ve hunne. Entunne ve hunne. Malum bunlar hareketlerini bozdurtturmuyorlardı normal şartlarda. Bunlara tekit nunu ekleneceği zaman tudafu eklenir. Elifun bir elif beyne nunin nisveti nunu nisve ile ve nunu tevkidi nunu tekit nunu arasına bu nunu nisve hunneyi çoğul bayanı ya da entunneyi çoğul bayanı yani bunu atamazsınız. Bu bir görev icra ediyor orada. Fiili yapanların cinsiyetlerini bayan olarak ve sayılarını 3 ve üzeri olarak sembolize ediyor. O yüzden nun-u nisveyi atamazsınız. Tamam mı? Nun-u nisve yerine kalıyor. Şimdi nun-u nisve kendisi her zaman fethalı zaten. Bir de buna nun-u tekit ekleyeceğimiz zaman orada fark muhatap tarafından hissedilmeyebilir. O zaman ne yapıyoruz? Fazladan bir elif ekliyoruz. Nun-u nisveden sonra bir elif ekliyoruz. Sonra devamına ekleyeceğimizi ekliyoruz. Ve nunu tevkidi sümme tuharraku nunu yine aynı hatayı sürdürüyorlar. Sümme sonra tuharraku harekelenir. Nunu tevkidi nunu buraya ötürelim. Nunu tevkidi tevkid nunu hareket bil kesri esre ile harekelenir. Not la tedhulu gelmez. Buraya da şeddesiz hafif nun gelmez. Onu fark etmişsiniz. Çünkü elif eklediğimiz için elif sakin
Öbür cezimsiz nun sakin. Dolayısıyla bu zaten eklenmez. Onu herhalde fark ettiniz. La tedhulu eklenmez. Nunu tevkidil hafife tu. Aynı hareke, aynı hata. İnsaf edin ya. Hafif nun eklenmez. Tu. Buraya ötre yapın. Aled damirayni entunne ve hunne. Bu ikisini eklenir. Şimdi te'kulne. Biz buna bir elif ekleyeceğiz. Sonra da nunu ekleyeceğiz. Elif sakin, nun sakin. O zaman hafif nun ekleyemem. Burası boş, burası boş. Hafif nunla olan pekiştirme entunne ve hunne de olmaz. Ha, ağır olan nunu, müşeddet, şeddeli olan nunu eklerken ne yapıyorum? Nunu nisve, sayıyı ve cinsiyeti sembolize ettiği için te'kulne de entunneyi, yetbuhne de hunneyi sembolize ettiği için bunun bir görevi var. Muhataba bu eylemi yapan kişilerin cinsiyet ve sayılarını veriyor. Bunu atarsam anlam karmaşasına neden olur. Onu atamıyorum. O zaman ne yapıyorum? Bir elif, zait bir elif oraya ekliyorum. Ondan sonra şeddeli nunumu buraya getiriyorum. Yapacağım şey bu kadar. Te'kulnani, yetbuhnani, te'kulnani. Siz bayanlar kesin kesin yiyeceksiniz. Yetbuhnani, o bayanlar kesin kesin pişirecekler denir. Emir fiilinin tekidi. Bu burada kalsın. Diğer derste devam edelim çünkü bu ders çok uzadı. Diğer derste görüşmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.